Kan yağlarını konuşmaya ve doğru tanımlamaya devam ediyoruz. Stüdyoda konuğum kardiyoloji uzmanı doçent doktor Nihan Çağlar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Yeni kanalınız hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi biz, ben hep insanlara, hastalarıma sayılarınızı bilin diyorum. İşte bunlar başında tansiyon geliyor, belki nabızları geliyor, belki kan şekerleri geliyor falan. Aslında kolesterol de bence önemli bir sayısal veri bizler için. Çok doğru. Her ne kadar yüksekliği işte iyi bir şey gibi konuşuyor olsak da veya böyle bir sav üzerinden insanlara bilgiler paylaşılıyor olsa da bizim için özellikle kalp doktorları için hala önem arz ediyor. Neden ve bu sayılar ne olmalı? Çok doğru bir noktaya değindiniz hocam. Öncelikle kolesterol derken neden bahsediyoruz? İyisi var, kötüsü var. Siz de biraz önce bahsettiniz. İkisinde farklı değerleri olması lazım. Örneğin iyi kolesterolde 60'ın üzeri bizim için iyi. Ama aslında iyi kolesterolün düşük olması kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü. Yani erkeklerde 40, kadınlarda 50'nin altındaysa düşük olması bizim için kötü. Yani onu olabildiğince yükseltmeye çalışacağız. Bunun için de bol egzersiz ve ceviz, omega 3 gibi takviyeleri alacağız. Kötü kolesterolde ise ne kadar düşük o kadar iyi tanımlaması. Artık iyice bizim hem Avrupa'da hem Amerika'da yani bütün dünyada oturdu hocam. Daha önceleri daha yüksek değerleri de kabul edebiliyorduk. Ama artık 50'lerin altına hatta 40'ların altına bile inilmesi öneriliyor. Aslında dediğiniz gibi hücre zarımızda var yapı taşı. Ama kalp krizi riski olanlarda ve özellikle kalp krizi geçirmiş ya da şeker hastalığı olanlarda olabildiğince düşünmeye çalışıyoruz. Mesela sizin riskiniz çok düşük. Bu arada dipnot açmak istiyorum. Risklere nasıl bakıyoruz? Belli skalalar var. Kalp hastalığına yakalanma riskiniz nedir diye. Bunu Türk Kardiyoloji Derneği'nden ya da Avrupa Kardiyoloji Derneği'nden de açıp kendinize girip aplikasyonlarda riskinizi bulabiliyorsunuz. Bu neyi veriyor? 10 yıl içinde sizin kalp damar hastalığına yakalanma riskinizi veriyor. Buna baktınız eğer bu değeriniz %1'in altında ise düşük risklisiniz demek. Bu durumda LDL kolesterol değerinizi 116'nın altında istiyoruz. Belirtiyorum LDL. Genelde hastalar özellikle özel kliniklerden gelenler total değere bakıp geliyorlar. Total değere değil LDL'ye bakıyoruz. Yani düşük riskte bile 116'nın altında istiyoruz. İdeali o şekilde aynen. Ama mesela düşük riskliyse hasta hemen ilaç tedavisine başlamıyoruz. Önce tabii ki de yaşam tarzı değişiklikleriyle olabildiğince hastanın kendi yaşamını, tarzını, diyetini, egzersizini provoke ederekten LDL değerlerini düşürmeye istiyoruz. Orta riskli ise eğer hasta 100'ün altında istiyoruz. Yüksek riskli ise 70'in altında çok yüksek riskli. Yani kalp krizi geçirdi, diyabet hastalığı var, inme geçirdi, felç geçirdi. Aile öyküsü var. Aile öyküsü var. Bu durumlarda ise 55'in altına indirmeyi hedefliyoruz. Evet, bu oldukça da hani düşük bir değer bu arada. Tutturabilmek de büyük bir başarı. Sadece ilaçla vesaire değil, en temelde hayat tarzı dönüşümleriyle bunu da başarabiliyor olmak lazım. Şöyle bu kan yağlarının vücudumuzdaki dolaşımını bir şey yapalım. Karaciğerde önemli bir rolü var kolesterol metabolizmasında. Tabii hocam önceleri biz diyetle aldığımız kolesterolün daha önemli olduğunu düşünüyorduk doktorlar olarak da. Ama sonradan çalışmalar gösterdi ki aslında %70'i karaciğerde yapılıyor kolesterolün. Buradan kanlara yani dokulara hücrelere taşınan kolesteroller var. Bir de oradan gelip her yerden kandan, organlardan kolesterolü toplayıp karaciğerde yıkıma götüren kolesterol var. İşte zaten iyi ya da kötü ayrımı da buradan yoluna az önce çıkıyor. Bahsettiğim gibi dokuya aynen bulaştıran, o duvardaki endotel hasarından içeriye giren ve plak oluşumuna sebep olan burayı adeta bu sarıya boyayan, yağa boyayan LDL kolesterol, dokuya yağ taşıyan, sonrasında da hapsedip çanta gibi karaciğere geri götüren HDL kolesterol. Aynen hocam. Hatta LDL'nin bile alt tipleri var. A'sı, B'si vesaire ve B tipi mesela kalp hastalığı için daha yüksek riskli bir tip olarak görülüyor. Evet. Bu arada tabii kolesterol neden yükselir diye konuşmak lazım. Bir, gıda temelli bir etkisi var mı? Var tabii ki de. Mutlaka. Aynen. Onun dışında ne gibi risk faktörleri? Mesela var? Genetik faktörler var. Ailesel olarak bu karaciğerde demin gösterdiğimiz mekanizmadaki bizim reseptörler dediğimiz ya da enzimler dediğimiz vücudumuzun çalışmasına yardım eden yollar var, yolaklar var diyeyim. Eğer buralarda genetik olarak bir hasarımız varsa yani bizim genetiğimizde orada bir mutasyon var ve karaciğerimiz kolesterolü yıkamıyorsa tabii ki de vücutta artıyor. Ailesel olarak da yüksek olabilir yani kişi tabii. Efendim ben o kadar iyi besleniyorum ki hayatım omega 3'ler, zeytinyağları, balık, yeşillik falan geçiyor. Yiyorum, inceyim. İnceyim, koşuyorum, yürüyorum, aynen, her gün düzenli egzersiz yapıyorum. Gittim kan tahlili verdim, kolesterol 300. Aynen, aynen hocam. Bunu ailesel hiperlipidemi deniliyor. Her 250 kişiden birinde olduğu biliniyor.
ve yaklaşık %90'ında tüm dünyada dahil tanı almadığı düşünülüyor bunların. Peki bunlar erken yaşta kalp hastalığı riski taşıyorlar tabii mı? Tabii ki de. Tabii ki de. Ya. Kolesterol bütün bildiğimiz değiştirilebilir kalp krizi riskleri arasında en yüksek risklerdendir. Evet, kötü beslenme dedik, obezite dedik, aile öyküsü dedik. Aile öyküsü dedik ve hareketsiz yaşam. Aynen, aynen. Hareketin ne etkisi var yağ üzerine? Hareket aslında hücrelerin zaten kolesterol ya da trigliserit bunlar ne için var? Enerji için var. Dolayısıyla enerjimiz ne kadar düşük olursa karaciğer %70'ini yapıyor dedik. Dolayısıyla enerjisiz bir hayatta onlar da yapılıp yapılıp atılamamış olacak gibi basitçe açıklayabiliriz. Onun dışında en önemli özelliği yüksek lipoproteinli kolesterol dediğimiz iyi kolesterolün yükselmesine egzersizin çok fazla olumlu katkısı var. İnanılmaz bir şey. Düşünsenize yürüyorsunuz bir taraftan iyi kolesterol yükseliyor. Yani çok... bence kritik. Bu arada tütün kullanımı tabii, doğrudan sigara, alkol, olumsuz etkileyen bir şey. Aynen. Onu da hatırlatalım. Onun dışında tabii mesela bazı ilaçlar, steroidler yani halk arasında kortizon olarak bilinir. Kanser ilaçları vesaire de kolesterolü arttırabiliyor tabii ki de. Peki kolesterolüm yüksek mi acaba? Ya kafamda uğultu mu olacak? İşte kulağımda çınlama mı olacak? Ensemde uyuşukluk mu olacak? Veya işte gözümde bir şey mi olacak? Ne olacak yani? Aynen hocam. Öyle gelen hastalar da oluyor. Aa benim demek ki kolesterol yüksekmiş o yüzden kaslarım ağrıyormuş vesaire gibilerinden. Aslında maalesef kolesterol yüksekliği uzunca bir süre belirti vermeden vücudumuzda bulunur. Bir risk faktörü olarak ancak ve ancak kan tahliliyle ortaya çıkabilir. Ama bazen ailevi kolesterollerde ya da çok yükseldiği durumlarda böyle eklem yerlerinde, göz kapaklarında, göz altlarında sarı kahverengi lekelenmelerle birikimleri görebiliriz. Özellikle bu çok tipik bir görüntü. Burada tabii biraz abartı bir görüntü görüyorsunuz. Birden çok. Bu kadar yaygınla ben çok karşılaşmadım. Bir genç bir kızımızda ailesel kolesterol problemi vardı. Gözlerinin etrafında adeta bu kadar fazla sarı torbalaşma diyebiliriz. Evet, veya evet. İşte sanki sivilceymiş gibi ama sivilce değil. Böyle yağ geniş, bezesi gibi. Yağ aynen. Kitlesi gibi. Bir de dirseğinde gördüm. Dirseklerinde vardı. Evet. Çok ciddi bir şekilde. Ancak ksantom. Ksantom göz çevresindeki ksantelezma dirsek çevresindeki olarak ksantelezma, tıpçası adı. Ama genelde en yaygın olarak bir tane kese görürsünüz doğru iki hocam. Tarafta. Doğru ve kolesterol düzeyini düşürdüğümüzde o da bir miktar gerilediğinde görürüz. Göz renginin etrafında böyle bir renklenme, mavi halka onlar yok, yok değil hocam, mi? Yok hocam yok. Yani gözüne değil sadece göz kapağında. O yağ birikimine bakabilirsiniz. Böyle bir belirtisi olur ama uyuşma, kulağımda çınlama gibi belirtileri yok. Yok aynen nasıl burada görüyorsak işte damarlarımızda ya da vücut çeperlerinde organlarımızda da aynı şekilde aslında birikiyor. Peki kolesterol yüksek nasıl tedavi edeceğiz? Kılavuzlar yani bizim hekim olarak takip ettiğimiz kılavuzlar bize neyi hedefliyor? Evet bu da çok güzel bir soru ve konu hocam. Biliyorsunuz çok fazla olumsuz haber vesaire de oluyor. Şöyle bir algı var ki hani geliyor hasta kolesterolüne baktık ve her ne olursa olsun sanki ilaç veriyoruz gibi. Böyle bir şey kesinlikle yok. Biz Türk hekimleri olarak... Gerek coğrafik yakınlığımız, gerekse yıllardır gelen ilişkimiz nedeniyle genellikle Avrupa kılavuzlarını takip ederiz. Amerika'yı da biliriz, Kanada'yı da biliriz ama bizim temelimiz Avrupa kılavuzlarıdır. Bunlar da zaman zaman ya da belli aralıklarla bilgiler, datalar geldikçe kendilerini yenilerler. Bunlar diyor ki işte dediğim gibi risk düzeyine göre hastanın belli bir değerlerin üzerindeyse ya yaşam tarzı değişikliğiyle öner, ya da ilaca başla. Hatta bazı durumlarda çoklu hemen ilaca başlanması bile önerilebiliyor. Ama ne olacağı tamamen hastaya, kişiye bağlı. Bizde ne vardır hocam? Siz de bilirsiniz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla hastanın risk faktörü ne? Yaşam tarzı nasıl? İlaç alabilecek mi? İlaçla ilgili yan etki olma olasılığı var mı? Bunların hepsini değerlendirerekten ona göre bir tedavi planları uyguluyoruz. Bu arada belirtmek istiyorum aynı zamanda yine kolesterol tedavisi maalesef ki uzun süreli bir tedavi. Yani ben bir kutu aldım grip gibi sonra bıraktım gibi olmuyor. Kolesterolün vücuttan atılması 2 ayı buluyor. 8 haftada bir yenileniyor. Dolayısıyla başlangıçtan sonra 8 hafta sonra tekrardan değerlendiriyoruz hastayı kan tahlilleriyle. Evet burada küçük bir ara veriyorum. Şimdi hastalık bir tarafta ama hasta da bir tarafta. Dolayısıyla bir vakamız var. Onu da beraber değerlendirelim. Önce vakamızı tanıyalım sonrasında yorumlarımızı yapıyor olacağız. İsmim Şakir, 53 yaşındayım. Doktora gittim. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum.
Doktorun kontrolünde kolesterolüm çıktı. Doktor ağrı yapmayan kolesterol ilacı verdi. Onu kullanıyorum. Beslenmeme dikkat et dedi. Ben de beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımdan hamur işini çıkarttım. Makarnayı çıkarttım. Yağlı olan her şeyi çıkarttım. Eşimin güzel yemeklerinden mahrum kalıyorum ama yine de kendimi idare ediyorum. Şu an sağlığıma dikkat ediyorum. Evet, amcanın hikayesi çok tipik yani, evet, tanıdık bir hikaye. Evet, aynen hocam, aynen. Şimdi acaba yaklaşım doğru mu? Doktorlar açısından doğru. Hastanın risk faktörleri var, aile öyküsü var, kolesterol değeri yüksek, erkek cinsiyet bizim için daha önemli, yaşı var vesaire. Dolayısıyla ilaç başlanması doğru ama demin de belirttiğim, herkesin de söylediği gibi yaşam tarzı değişikliği olmazsa zaten kolesterolü normale indirme şansımız yok. İlaçlar atıyorum, sizin kolesterolünüz çıktı 160, o onu yapar 130 ama 100'ün altına inmek için sizin muhakkak ve muhakkak diyet ve yaşam tarzı değişikliği yapmanız lazım. Burada, evet, şunu da belirteyim, Amerika'dan geçen bir arkadaşım geldi. Diyor ki ya Türkiye'de herkes bypass oluyor. Amerika'da böyle bir şey yok diyor. Yani bu çok doğru bir şey aslında. Çünkü bizde hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme maalesef ve maalesef sizler gibi hocalarımızın çabalarına rağmen hala istenilen düzeyde değil. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz metabolik sendrom bölümünde gündeme getirmiştik. Bir çalışma var. Neydi? Pure çalışması olabilir, değil mi? Ondan sonra Türkiye'de insanların uyku haricinde günlük yaşamlarında 6 saat hareketsizlik ve 2500 kalori ortalama beslendikleri görüyor. Dolayısıyla yani doğrudan biz yaşam tarzıyla risk altındayız, aynen, temel olarak. Aynen. Peki ne yapacağız? Diyetsel doymuş yağ tüketimini azaltmak. Evet. Trans yağ tüketimini azaltmak. Bunları azaltırken kolesterolü yani diyet olarak gıdalarımızın içerisindeki kolesterol kaynaklarını da azaltmak. Birazdan bu gıdaları ayrıca konuşacağız. Ama lif tüketimini arttırmak, yani bu önemli. Diğer taraftan buna mutlaka egzersiz eklemek gerektiğini anladım. Tabii hocam. Burada belirteyim, hani diyet derken kolesteroldense aslında yağ oranı orada önemli oluyor. Çünkü biz aldığımız yağı sonradan kolesterole çeviriyoruz. Günlük aldığımız yağ miktarını %10'un altına ve 30 gramın altına indirmemiz lazım. Trans yağlardan falan kısaca bahsetmek isterim, lütfen, vaktimiz varsa. Çünkü onlar palm yağı vesaire, hani işlenmiş gıdalarda olan yağlar. Onlar en zararlısı. Çünkü onlar vücuda hiç iyi gelmiyor. Vücut onları ayıramıyor. Burada gene belirteyim, yine avokado yağı, Hindistan cevizi yağı, bunlar çok sağlıklı olarak pazarlanıyor. Çok fazla kullanılıyor. Aslında bunlar da kalorisi yüksek yağlar. Yani doğru oranda, doğru dozda az az almak lazım bunları da. Sıvı yağlar zaten bitkisel yağlar. Bunlar doymamış yağlar. Bunlar önereceğimiz yağlar. Bütün katı yağlar doymuş yağdır. Bunlar bizim için zararlı. Yani baktığınız oda ısısında katıysa bu zararlı bir yağ. Evet. Kolesterolün ilaç ile tedavisi. Şimdi bu konuda çalışmalar bize ne diyor? Mesela hastamız da kullandım ama belli bir yan etkiden bahsetti. Aynen. Bu tip yan etkilerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Neden kolesterol ilaçları suçlanıyor veya biz nasıl onlardan fayda sağlayacağız? Aslında hastamız da haklı. Bu ilaçlar kas ağrıları, kas spazmları yapabiliyor. Karaciğer enzimlerini de arttırabiliyor. Biz eskiden bu yan etkilerden daha da fazla korkuyorduk ve hastaları daha sık takip ediyorduk. Hemen bir şey olduğunu kesmeye yoluna gidiyorduk. Ancak çalışmalar gösterdi ki 1000 hastanın birinde bunlar çıkabiliyor. Ve genellikle dozu azalttığımızda ya da molekülü değiştirdiğimizde de geçiyor. Dolayısıyla hastamıza da önerimiz zaten doktorun da dediği gibi kesme. Bize, yani doktoruna söyle, başka bir çözüm yolu bulalım. Çünkü bir sürü ilaç var, bir sürü muadil var. Dolayısıyla sizin için uygun olan ilaç bir şekilde bulunur. Evet, ama tabii olumsuz haberler. Evet. Bununla ilgili bir çalışma da getirdiniz bize. Gerçekten, aynen, ciddi bir şekilde kişiler ilaç kullanımını bırakıyor olumsuz haber, aynen, yüzünden. Buna karşılık da kalp krizi ve kalp kaynaklı ölüm riski artıyor galiba. Aynen, yani Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada da bazen zaman zaman bu ilaçlarla ilgili kötü şöhretli haberler vesaire yapılabiliyor. Onunla ilgili bir çalışmada da 600 binden fazla hasta alınmış ve görülmüş ki bu statinleri televizyon kanallarından izlediklerine göre kesenlerde kalp krizi ve kardiyovasküler ölüm riski çok fazla artmakta. Dolayısıyla, evet, önermiyoruz. Bizim Türkiye'de Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin çalışması, evet, var galiba. Bu da bu bizim derneğimizin, benim de yürütücüsü olduğum bir çalışmaydı. Bizde de baktığımızda yüksek kolesterolü oranını hasta grubunda %26 bulduk.
Türkiye ortalamasının altında çünkü bunlar kalp hastaları. Yani bir şekilde zaten kardiyoloji muayenesinden geçmiş, bir şekilde bizi görmüş, kontrol başlamış. Kontrol altına alınmış kişilerde bile yüksek. Aynen öyle. Onların bile %40'ı yani neredeyse her ikisinden biri kolesterol ilaçlarının zararlı bulduğunu söyledi maalesef ki. Ya %26'sında yüksek kalp hastası takip oluyor, tedavi oluyor. Peki kolesterolüm düştü, bu ilacı bırakabilir miyim? Zaman zaman evet ara verebiliriz. Dediğimiz değerlere inerse mesela çok yüksek listesiniz 50 çıktı. Sizin artık yüksek doz kolesterol ilacı kullanmanıza gerek yok. Burada şöyle şeyler var. Bazı doktorlar ya da bazı uzman görüşleri düşük dozda devamını öneriliyor. Ama mesela benim kendi kişisel gözlemim yani uygulamam bir iki ay ara verdiriyorum hastaya. Çünkü hastaların böyle işte... arka planda kuşkular olduğunu da biliyorum. İki ay sonra zaten onun hafif hafif arttığını görünce tekrardan başlamış oluyoruz. Evet. Ama genel görüş düşük dozda da olsa devamı şeklinde. Avrupa Kalp Dergisi'nde de yine bir literatür yayınlandı. Şimdi yüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerde yani sizin risk faktörleriniz var. Ondan sonra ve burada trigliseritten zengin lipoproteinlerin yani trigliseritin daha doğrusu non-HDL dediğimiz versiyonun, HDL olmayan kolesterollerin ve LDL'nin ondan sonra yönetimi. Aslında bu çalışma diyor ki, siz diyor hedeflenen diyor LDL değerine, kötü kolesterol değerine ulaşsanız bile, ondan sonra diğer taraftan bu hastalarda trigliserit seviyelerini de olabildiğince belki kontrol altına alsanız bile, kolesterol ilacı kullandınız. Ancak bu kişilerin, bazı risk durumları, kalp damar hastalığı risk durumları hala devam ediyor. Dolayısıyla olayı sadece kötü kolesterol diye adlandırmak doğru değil. Vücudumuzda bunların bir de artık atıkları da var. Doğru hocam. Bu da son yılların konsepti. Non-HDL'ye baktırmak öneriliyor. Mesela zaten artık günümüzde de Sağlık Bakanlığı hastanelerin çoğu kolesterol paneli istediğimizde non-HDL değerini de veriyor bize. Bu ne demek? İyi kolesterol dışındaki bütün kolesterollerin totalini veriyor bize. Dolayısıyla onunla ilgili de hani LDL'yi düşürdük ama onun da idealize etmesi gerektiğini biz biliyoruz. Ona göre de pozisyon oluyoruz. Çok doğru hocam. Çünkü mesela Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ndeydim ben geçen hafta. Bizim en büyük kongrelerimizden lipoprotein A diye bir molekül var bu LDL gibi. Biraz pahalı bir belirteç. Test. Evet. Yani inanın doktorlar bile kuyruk olmuştu sırada onu yaptırmak için. Hani öyle yapan bir yer vardı. Evet. Yani bizim amacımız kalp krizini, kalp hastalıklarını olabildiğince sınırlamak bütün Türkiye'de ve dünyada. Dolayısıyla bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili kolesterol biz daha sizinle çok konuşuruz. Evet. Teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Teşekkür ederim.